Merhaba arkadaşlar günaydın YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim işaretini açarak yüklenen bütün videolardan da bildirim almayı unutmayın arkadaşlar. Bugün bu videomuzda kolay kelebek oyasının yapım aşamasını anlatacağım. Birçok arkadaşımız bunun yapım aşamasını istedi. İsimleri aklımda değil. Şimdi hep beraber aşama aşama anlatacağız. Bizim için gerekli olan bu uç kısmına kelebeklerin uç kısmına kullandığımız incilere ihtiyacımız var arkadaşlar ve serum halka ihtiyacımız var. İplerim Leylak markası o iplikleri. Şöyle serum halkamı da göstermek istiyorum hemen. En küçük boy serum halkayı kullandım ben arkadaşlar. Tülbentlerde kullandığımız en küçük boy serum halkaya ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle bu serum halkayı motifi yapacağımız ipe iki tane inci koyarak başlayalım. Yani hani iki iki tane renk kullanacaksanız bayağı bir inci dizin. Sürekli dizmenize gerek yok. Benimki model amaçlı olduğu için şimdi hemen iki tane incime motif yapacağım. E, ipime geçiriyorum arkadaşlar. Sizler yapacağınız iş kadar geçirebilirsiniz. Yapacağınız renklere bu incileri öncelikle geçirelim. Motif yapmadan önce. Sonra ipimizi aldık tığımıza sabitleyelim serum halkamı aldım içine girdim sabitledim serum halkama sabitledim şimdi 1 2 3 4 zincir çektim serum halkamın içine girdim kapadım 1 2 3 4 zincir çektim serum halkamın içine girdim kapadım 1-2-3-4 zincir çektim. Serim halkamın içine girdim. Kapadım. 3 kez 4 zincir çekip serim halkamın içine kapadım. Şimdi 12 zincir çekiyorum. 1-2-3-4 5-6 7 Pardon 7 8 9-10 11-12 Tersini döndürüyorum. Serim halkanın. Burada 3 tane pipiriğimiz var. 4 zincirli orta pimpirinden ikinci pimpirikten yani 12 zincirimi kapatıyorum tekrar 12 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şimdi bu pimpiri içine alarak şu dip kısımdan serim halkadan kapatıyorum hemen serim halkaya girip dibinden kapatıyorum Şimdi bir iki zincir çekip evet şu ipimi kesersem size görüntü kirliliği yapmamış olacak. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar burası ters yüzümüz. Köprülerimizi oluşturduk. İki zincir çekip düz yüzüme dönüyorum. Bakın. Düz yüzüme döndüm. Buradaki yapmış olduğum zincire iki zincirimi girdim kapadım. İki zincir çektim girdim kapadım. 2 zincir çektim, girdim, kapadım. Buraya bu işlemi 12 kez 2 zincir çekip kapatıyoruz. Bu zincirin üzerine pimpirikler oluşturuyoruz. 2 zincir çek, zincire kapat. 1 2 3 oldu. 12 kez bu işlemi yapalım. 2 zincir çekip batarak 12 kez battık arkadaşlar zincirimizin üzerine. 2 zincir çekip battık. Şimdi bir sık iğnesi yapıyorum aynı yere. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Yine 2 zincir çekiyorum. Zincirime batıp kapatıyorum. 1. 2 zincir, bat kapat. 2. 2 zincir, bat kapat. 3. Yine 12 kez bu işlemi yapıyorum. 4. 2 zincir, bat kapat. 5. 2 zincir, bat kapat. 6. 7. 8 9 10 11 12 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir taraf kanadını yapmış bulunmaktayız. Ne yapıyoruz? Şimdi yuvanın içine serim halkaya giriyorum. Bir sık iğnesi yapıyorum. Bir sık iğnesi daha yapıyorum. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekip batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip batıp kapatıyorum. Yine 3 kez 4 zincir çekip kapatalım. 4 zincir çektim, battım, kapadım. Yine 3 tane pimpiriğimiz oluştu serim halkada. 4 zincir çekip batıp kapatarak. Şimdi 12 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tersini döndürüyorum oyamın bakın ikinci pimpirikten orta pimpirikten bu birinci bu ikinci pimpirikten 12 zincirimi kapatıyorum tekrar 12 zincir çekiyorum 4 5 6 7 Pardon. hep bu 7 de bir şey oluyor uğursuz mudur nedir <laughs> 8 9 10 Allah Allah 12 beceriksizliğimizi uğursuzluğa bağlamayalım. Evet arkadaşlar, yine 12 zinciri çektim. Bakın burada biz iki tane sık iğne yapmıştık. Bu pimpiriğe değil, buradaki ortadaki sık iğneye batıp kapatıyorum. Pimpiriğe değil. Kapadım. 2 zincir çekip döndüm. Şimdi buradaki yuvama girdim, kapadım. Yine 12 kez 2 zincir çekip kapatıyorum. 2 2 zincir çek, kapat. 3 4 5 6 7 8 9 hızlı yapıyorum bir şey yapmıyorum çünkü aynı işlemi yapıyorum 2 zincir çekiyorum kapatıyorum 10 11 ve 12 şimdi aynı yuvaya bir sık iğnesiyle tamamlıyorum aynı yere bir sık iğnesi yapıyorum zincir çekmede tekrar yandaki yuvaya bir sık iğnesi ile giriş yapıyorum ve başlıyoruz iki zincir çekip zincirimizin üzerine kapatmayı iki zincir çekelim kapatalım 12 kez yine bu işlemi yapalım Evet arkadaşlar 12 kez yine aynı işlemi yaptık şimdi serim halkaya bir sık iğnesi ile giriş yapıyorum 8 zincir çekiyorum 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimi çektim önüne bir tane incimizi atıyoruz şöyle 8 zincirimizi çektik incimizi atıyoruz incimizi buraya kapatalım zincirin ucuna bir zincir çekelim genişlememesi için tekrar şimdi bu zincirimizi sık iğne ile yuvaya iniyoruz incimizi kapattık buraya bakın. Şimdi buradaki zincirin etrafını sık iğneleri yaparak yuva iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnesi yaptım. 10. aşağı serim halkanın içinde tamamlıyoruz. Serim halkanın içine girelim. Sık iğnesiyle kapatalım. Tekrar 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen yine incimi atıyorum ucuna. Benim boncuğum biraz büyük olabilir. Sizler biraz daha ufak boncuklar kullanabilirsiniz. Gerçi güzel durdu ama büyüklü size kalmış arkadaşlar. Renk renk inciler de kullanabilirsiniz. incim attım, kapattım buraya. Bir zincir çektim. Ve şimdi bu e, zincirimin etrafını 9 tane sık iğnesiyle yaparak aşağıya iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Aşağı yuvamızda serim halkanın içinde bir sık iğne ile sabitliyorum serim halkanın içine. Şimdi burası ilk başladığımız nokta. Bakın burası arkadaşlar. Buraya da bir sık iğne yapıp birleştirme yaparak bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Motifimizin yapımı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimizi tamamladık. Kelebeğimiz hazır. Şimdi bunu nasıl ekliyoruz? O kısma geçelim. Evet arkadaşlar bana gelen modelde böyle pimpiriklerle eklenmişti. Verilen arada pimpirikte. Ne yapıyoruz? Yazmamızın tığ battısını yapalım. Başına bir kez dolay pimpiri pardon tığ battıma giriyorum. 2 2 alıyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Şöyle şu aradan girip kapatıyorum. Pimpirimi yapıyorum. Başına bir kez dolayıp tığ battısına giriyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekip aradan girip kapatıyorum. Vereceğiniz arayı bu işlemi yaparak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tığ battıma girdim. Şimdi bir zincir çektim. Motifimi aldım. Eklemesini gösteriyorum. Motifimizi düz yüzü ön tarafa gelecek şekilde tutalım. Şu iki uç yaprağın bakın. Tam bu uçların altındaki yaprak, iki uç yaprak bunlar. Bunları orta ortalayalım. Orta pimpirinden şöyle yaprağımızın bakın şöyle tam ortasından denk gelecek şekilde batalım. Kapatalım. Bir zincir çekip şöyle yine pimpirik yapar gibi şu araya kapatalım. Şimdi arasına başına bir kez dolayıp yandaki pimpire şey tığ batısına giriyorum. 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum aradan girip kapatıyorum pin başına bir kez doladım yandaki tığ battıya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan kapattım pin pirimi yaptım başına bir kez doladım yandaki tığ battıya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir aradan kapadım iki tane kanat arasına 3 tane pimpirik bırakıyoruz yani arkadaşlar 2 2 aldım bakın şu arayı yapıyoruz şu an 3 tane pimpiriğimizi yaptık bakın ekledikten sonra ekledik buradan 3 pimpirik şimdi yine bir zincir çekiyorum diğer kanadının tam ortasından gelecek şekilde battım kapadım tekrar bir zincir çektim şöyle pimpirik yapar gibi şu araya girip kapadım gördüğünüz gibi Başına bir kez doluyorum. Yandaki tığ battıma batıp 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 zincir aradan kapatıp pimpirim yapıyorum. Böyle devam edip gidiyor. Yine vereceğiniz arayı ayarlayın. Vereceğiniz ara nedir arkadaşlar? Yani mesela bu benim örnek. Belki yakın olmuş olabilir. Şuradaki pimpir sayısını ayarlıyorsunuz. Ona göre tekrar modelinizi, motifinizi oraya kuruyorsunuz. Evet arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir. Modelimizin bitmiş hali böyle. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.